Hepiniz hoş geldiniz. Bugün böyle ülkeler arası bir toplantı yapacağız. Hem Londra'dan bahsedeceğiz. Evet, David Hockney'in sergisi İstanbul'da. Ben New York'tayım. Umarım çok verimli, güzel bir söyleşi ya da bir seminer gerçekleşir. Şimdi David Hockney üzerine söyleyebileceğimiz o kadar çok şey var ki onu bir saate sığdırmak o kadar da kolay değil diye düşünüyorum. Ama ben daha kronolojik bir sunum hazırladım. O kronolojinin içerisinde açıkçası David Hockney'in kilometre taşlarını, önemli dönüm noktalarını, sanat tarihi açısından neden bu kadar önemli olduğu üzerine bazı konuşmalar ve bazı saptamalar gerçekleştireceğim. Bunu yaparken de aslında tam da pandeminin başladığı tarihlerde gerçekleştirdiği ve Sabancı Müzesi'nde gerçekleşen sergiye de belki bir referans vermesi bağlamında bu resmi göstermek isterim. Bununla başlamak isterim. Çünkü bu resim David Hockney'nin aslında ne kadar zamanın ruhuna anında cevap veren bir sanatçı olduğunu da gösteren en önemli kanıtlardan biri diye düşünüyorum. Tam pandeminin başladığı tarihte Mart ayında kimse baharın gelişini durduramaz isimli bir resimle, yani kendi Instagram sayfasında paylaştığı bir resimle anında gelişen süreçlere tepki veren bir sanatçı olduğunu da kanıtlıyor. O yüzden hem müzedeki sergiyi referans vermesi açısından hem de David Hockney'in 1937'de doğduğunu düşünürsek neredeyse bir yüzyıla yayılan yaşam hayatı boyunca ve sanat yaşamı boyunca hemen hemen her dönemin kendine özgü ruhunu içselleştirdiğini ve bu içselleştirmeleri sanatıyla birlikte bağlantılandırdığını da dile getirebiliriz ya da söyleyebiliriz. Tabii ben pek çok fotoğraf da koydum sunuma. David Hockney'i biraz daha yakından tanımak anlamında. Tabii yaşlılık portresiyle ya da yaşlılık fotoğrafıyla başlamak istemezdim. O yüzden onun arkasına hemen çok daha gençlik fotoğrafını da koymanın uygun olduğunu hissettim. Şimdi tabii sizi çok ansiklopedik ve biyografik bilgilerle zamanınızı almak istemiyorum. Çünkü onlara anında ulaşabileceğiniz bilgiler, hepinizin belki çok David Hockney ile ilgili bildiğiniz gibi 1937 yılında Bradford'da doğuyor. Beş çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya geliyor. Ve aslında biyografisine baktığımızda David Hockney'in daha ufak yaşlardan itibaren, yani çocukluk yaşlarından itibaren sanatla olan ilgisinin, alakasının başladığını görüyoruz. Tabii burada aile çok çok önemli bir etken. Çünkü ailesi tarafından da desteklenip hatta özel resim dersleri aldığına da şahitlik ediyoruz. O yüzden David Hockney diğer dönem sanatçılarına ya da biraz yeteneği çok geç fark edilmiş, ününü çok geç kazanmış sanatçılara oranla şanslı ya da o şansını kendisi yaratmış kişilerden bir tanesi diyebilirim. Hatta şunu da vurgulamakta fayda var. 20'li yaşlarından itibaren hatta Royal Akademi'de öğrenciyken ismini duyurmaya başlayan, resimleriyle sanat ortamına neredeyse damga vurduğunu söyleyebileceğimiz bir isim. Hatta ilk solo sergisini hemen Royal Akademi'deki eğitimi sona erdikten sonra gerçekleştirecek Kasmin Galeri'de Londra'da ve o solo sergisinin sonrasında bütün resimleri satılacak ve ününe diyelim ya da Londra sanat sahnesine yaklaşık olarak 20'li yaşlarının ortasından itibaren çıkmış olacak. Şimdi bunu niye özellikle söylüyorum? Çünkü biz David Hockney'in o kadar büyük bir yaşam pratiği ve sanat pratiği var ki ve bu sanat pratiğinin içerisinde çok da fazla dönemleri olduğunu göreceğiz. O dönemlere şahitlik edeceğiz. Bu dönemleri tek bir akımın ya da tek bir nasıl diyeyim
başlığın altında değerlendirmek çok kolay değil. Belki genel geçer ansiklopedik bilgilerde işte pop art'ın temsilcisi vesairesi gibi sınıflandırıldığına şahitlik edebilirsiniz ama ben bunun çok da doğru olduğunu düşünmüyorum. Bizler sanat tarihçileri olarak sınıflandırmaya çok müsaitizdir. Sınıflandırarak aslında çok daha zihnimizi netleştirmeye çalışırız. Ama David Hockney'e baktığımızda çok farklı dönemlerde, çok farklı üretim pratiğini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bunun bu sunum sonrasında siz de çok daha net bir biçimde göreceksiniz. Ama onun yapıtları ile ilgili genel bir takım tanımlamalar yapacak olursak, bir kere altını çizmemiz gereken çok önemli bir mesele var. O da David Hockney'in başladığı günden itibaren, sanat pratiğine başladığı günden itibaren sanat tarihiyle çok 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 ilgili olması. Yani yeteneğini, bilgisini ve bütün o üretim pratiğini aslında geçmişin ustalarına, sanat tarihinin bazı verilerine oturtmuş olması ve çok ciddi bir arkeolojik kazı yapması ve bu arkeolojik kazıdan çıkarttığı verileri de yapıtlarına aktarması ve ama bunları yapıtlarına aktarırken de tamamen kendi tarzıyla bunu oluşturmuş olması. Şimdi ilginç bir sanatçı çünkü dediğim gibi kariyerine ya da ününü çok erken yaşlarda kazanacak ve bu ününü çok erken yaşlarda kazanmasıyla birlikte kendi üzerine düşünmesi de çok erken dönemlerde gerçekleşecek. Biz çok fazla sanatçı bilmiyoruz ki hem yazı yazacak, hem sanatın kendisi üzerine, teorisi üzerine düşünecek, hem hocalık yapacak, hem üretim pratiğini devam ettirecek, hem de kendi otobiyografisini zaman zaman yazarak o içselliğini, kendiliğini izleyicilerle paylaşacak. Hakikaten David Hockney o anlamda yapıtlarında da otobiyografisini, kendisini, çevresini, bütün o ne yaşıyorsa ve ne yaşanıyorsa bunu yapıtlarında aktarmayı kendisine neredeyse başlangıç noktası seçmiş sanatçılardan biri. Dolayısıyla onun yapıtlarına baktığımızda bütün dönemin önemli dönüm noktalarını da izleyebiliyoruz ve görebiliyoruz. Şimdi bu fotoğrafları da özellikle seçtiğimi söylemiştim. Çünkü onun ne kadar hem muzır bir tarafı da var. Yani böyle bir sevimli ve ikonik fotoğrafları da var. Hatta bu değil ama biz sonraki fotoğrafta Steve Beaton tarafından çekilmiş bir fotoğrafını göreceksiniz. Ama burada onun o ikonik yuvarlak çerçeveli gözlükleriyle daha sonra ki 60'ların sonlarında çekilmiş bir fotoğraf bu. O 60'ların ruhunu da çok iyi hissetmiş ve onu yapıtlarında da dile getirmiş sanatçılardan bir tanesi. Birkaç tane böyle fotoğraf göstereceğim. Şimdi 60'lar tabii David Hockney'nin hem eğitim gördüğü, eğitimini bitirdiği ve üretimine başlayıp bunu izleyicilerle paylaştığı en önemli dönemlerden bir tanesini oluşturuyor. Yani 60'lar boyunca onun kendi üslubunu ve yapmak istediklerini yaptığını Mısır gibi, Los Angeles gibi, Londra'nın dışındaki kentlere ve ülkelere de gittiğini göreceğiz. O yüzden birkaç tane fotoğrafla bu süreci belki birazcık daha netleştirebiliriz diye düşünüyorum. Cecil Beaton'ın bir fotoğrafı bu. Yine 69'da çekilmiş bir fotoğraf. Baktığımızda 20'li yaşların sonlarında olmasıyla ya da 30'larının başlarında olmasıyla o ününün doruk noktasındaki Cecil Beaton tarafından da fotoğraflanacak bir sanatçı kıvamına geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum. Çünkü David Hockney'i anlamak için dönemin Londra'sını da çok iyi bilmek gerekiyor. Çünkü dönemin Londra'sı dediğimiz tarihler aslında 1960'ların tam da ortası. Yani 65 ile 69 arasını
düşünebiliriz. Ve bu tarihler Londra'da, Londra'nın bütün o dünya sanat, moda, müzik sahnesinde patladığı bir dönem. Aslında buna Swinging London Culture olarak da adlandırılan bir dönem. Ve nasıl söyleyelim, gelenekle, var olan davranış biçimleriyle bütün bağlarını kopartmak isteyen gençlerin oluşturduğu bir oluşumdan söz ediyoruz. Bu Swinging London Culture dediğimizde yeni yaşam biçimlerinin ortaya çıktığı, rock müziğin, psikodelik müziğin gündelik yaşama dahil olduğu, biraz uyuşturucu diyelim, biraz o cinsel kimliklerin çok daha kolaylıkla kendini gösterdiği çok farklı bir dönem, çok renkli bir dönem. Hatta yani 1950'ler eğer Amerika'nın bütün o dünyaya egemen olduğu, yani yaşam kültürüyle egemen olduğu bir dönemse, 60'ların sonlarında Londra'nın bütün dünyaya hakim olduğunu, o yaşam kültürünü neredeyse servis ettiğini söyleyebileceğimiz bir dönem. Tabii ki yaratıcılığın da yaşam kültürünün de değişmesi, en azından David Hockney gibi bir sanatçının da bu Londra sahnesine neredeyse merkezinde yer aldığını ve oradan da beslendiğini gösteren en önemli noktalardan biri diye düşünüyorum. O yüzden David Hockney'den söz ederken mutlaka 60'ların Londra'sını da göz önünde bulundurmamız gerekiyor ki sanatçıların yaşam öyküleri kadar yaşadıkları coğrafya, yaşadıkları dönemin de onları anlamada çok çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak gerektiğinde. Bu fotoğraf da çok ikonik bir fotoğraf. Aslında David Hockney'i hemen fark edebiliyorsunuz şurada. İşte o ikonik yuvarlak gözlükleriyle birlikte bu dönemi var eden pek çok sanatçı, düşünür ve isimle birlikte çekilmiş bir fotoğraf. Şimdi yavaş yavaş eğer ısındıysak David Hockney'in sanatına biraz girmenin yerinde olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bütün yapıtlarını burada size göstermem mümkün değil. Yani herhalde saatler yetmez. Ama bazı çok önemli yapıtları ya da daha sonraki yapıtlarını etkileyen bazı temel taşları da burada belirtmekte fayda var. O yüzden 1954 tarihli gibi çok çok erken bir resmini burada göstermenin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü en baştan itibaren David Hockney'in sanatındaki ana beslenme alanlarını aslında kendisi ve etrafı oluşturuyor. Burada annesini dikiş makinesinin önünde dikiş dikerken görüyorsunuz. Annesi, babası, sevgilileri ya da pek çok yakınındaki arkadaşı onun ilham kaynaklarından biri olacak ve o ilham kaynaklarını zaman zaman dönüştürerek, zaman zaman tırnak içinde fotoğrafını çekerek yapıtlarına yansıtma yoluna gidecek. Tabii ki figüratifin yoğunlukta, yani figüratif eğilimin yoğunlukta olduğu resimler olarak göreceğiz. Ama bu dönem hem soyut ekspresyonizmin hem pop art'ın yavaş yavaş sanat ortamına kendini gösterdiği de yıllar. Ama David Hockney'in kendi üslubunun tüm bunların dışında olduğunu da bir kez daha vurgulamak gerekiyor. Yani hem bunları sırtlayan ama aynı zamanda bunları sırtlarken kendi üslubunu da devam ettirmiş önemli isimlerden bir tanesi. Şimdi bu bir başlangıç noktası olsun bizim için. Çünkü burada otobiyografik öğelerin aslında onun bütün yaşam boyunca sanatın ana malzemesi olduğunu göreceğiz. Ama bir de David Hockney belki de döneminin diğer sanatçılarından farklı ya da ilginç kılan noktalardan bir tanesi, sanat tarihinin temel temaları, temel başlıkları üzerine de çalışmış olması diyebiliriz. Yani manzara gibi, portre gibi, iç mekan gibi temel meseleler ya da temel temaları kendine seçerek
bunların içinde kendiliğini, kendi özgün üslubunu ürettiğini söyleyebiliriz. O yüzden burada gördüğünüz biraz size 17. yüzyıl Hollanda resimlerini hatırlatacak. İşini yapan iç mekanda bir kadının görselliği, ki o kadının da gene annesinin olması, bu araştırma sürecinin de etkili olduğunu bize aktaracak. Şimdi otobiyografisi önemli David Hockney'nin, çünkü benim buradaki saptamalarımı destekleyen ya da temellendirdiğim noktalar da aslında biraz otobiyografilerinde yazdıkları. Tabii otobiyografileri biraz hep soru işaretleriyle de değerlendirmemiz gerekiyor. Bazen çok abartılı ya da objektif olmayan durumlar da söz konusu, ama David Hockney günde yaklaşık 12-14 saat çalıştığını her seferinde dile getiren sanatçılardan biri. Yani hem teorik hem de pratik olarak çok ama çok çalışan bir sanatçı. Yani bunu neredeyse 80'lerin sonuna geldiği bugünlerde dahi görmemiz mümkün. Ama bu çalışma disiplininin kariyerinin en başından itibaren devam ettiğini de söylememiz gerekiyor. Yani onun kaynağı, onu besleyen kaynaklar hem kendisi, hem tarih, hem kültürel iklim. Yani bütün o onu besleyebilecek öğeleri sanatının içerisine taşıyabilmeyi ya da taşımayı öne çekmiş isimlerden bir tanesi. Şimdi bir nasıl söyleyelim, bir önemli kariyerinin, sanat kariyerinin önemli resimlerinden bir tanesiyle daha karşı karşıyayız. Aslında bu 1960'larda David Hockney'nin üslubunu da yavaş yavaş bulmaya başladığı ya da aramaya başladığı, başka sanatçılarla etkileşimini ama aynı zamanda dönemin ruhunu da yapıtlarına aktardığı üçlemelerden bir tanesi. 1960'da bir seri hem otobiyografik imalarla dolu hem de eşcinsellik göndermelerinin karşımıza çıktığı bir dizi resimle karşı karşıya geleceğiz. Aslında bu resme baktığınızda hiç David Hockney resmi gibi görünmemesini ya da görmediğinizi tahmin edebiliyorum. Ama bu resimler onun daha sonraki resimlerinin ilerleyeceği yolu da bize gösterecek. Şimdi otobiyografik imalarla dolu ya da otobiyografinin merkezde olduğu resimler bunlar, ama öte yanıyla da mesela bu üçleme için Dubuffet'in etkisinin de çok çok yoğun olduğu söylenir, ki Dubuffet de sanat tarihinin önemli figürlerinden bir tanesidir. Ama hani kabaca nedir, ne yapar diye söyleyecek olursak, daha saf öğeleri resmin içerisinde, daha eğitilmemiş tırnak içinde figüratif özellikleri resim içerisine yerleştirmeyi temel almış isimlerden birisidir. Bu dönem hem Royal Akademi'de eğitim gördüğü hem de kendi üslubunu arayıp bulmaya çalıştığı bir dönemdir. Ama niye bu kadar bir başlangıç noktası olarak aldığımı soracak olursanız, o da resmin içinde yazının, bazı rakamların kimi eleştirmenler tarafından fallik imgeler olarak nitelendirilen bazı öğelerin bu resimde kendisini göstermeye başlamış olduğunu söylemek gerekiyor. Hatta tabii 1960'lar grafiti kültürünün de yoğun olarak yaşandığı dönemler. O grafiti anlayışının, meselesinin yine bu dönem resimlerinde David Hockney'nin alıp resimlerinde kullandığını da görebiliyoruz. Hatta bu serideki bazı yazılar Londra'daki bazı metro istasyonlarının tuvaletlerinden çekip aldığı ve resimlerine yerleştirdiği yazılar olarak da karşımıza çıkabiliyor. Yani etrafında gördüğü
her türlü meseleyi resmine taşımış isimlerden biri. Şimdi bir şey daha açıklığa getirmekte fayda var. Çünkü ben bu seminerin başlığını koyarken belki çoğunuza çok romantik bir başlık gibi de gelmiş olabilir. Orada çünkü bir müthiş bir tutkudan ve dirençten bahsediyorum. Ama bilmiyorum, seminerin sonunda belki siz de aynı duyguyu hissedeceksiniz. David Hockney bakmaya tutkulu, araştırmaya tutkulu, resim yapmaya tutkulu, fotoğraf çekmeye tutkulu bir sanatçı. Ve bu tutkusu hakikaten onun önüne ne getiriyorsa o tutkuya asılmayı, o tutkuya sarılmayı da bir şekilde kendine çekiyor. O yüzden bu tutkusu hiç bitmeyecek. Yani bugüne kadar bu kadar dönemin bütün olanaklarını da yapıtlarının odağına taşıması belki bununla da ilişkilendirilebilir. Çünkü sadece bir ressam olarak da adlandırmamız sanırım haksızlık olur diye düşünüyorum David Hockney'i. Sadece tuval kullanan bir sanatçı hiçbir zaman olmuyor. Yani tuvalin yanında en büyük araçlarından bir tanesi fotoğraf olacak. Ve o ilk başlangıçta bir Pentax fotoğraf makinesi olacak, ama onun sonrasında Polaroid'lerle, sonrasında Instagram fotoğraflarıyla, yani dönem ona neyi sunuyorsa bunu yapıtların odağına taşıyacak. Hatta şöyle de söyleyeyim, fax bile onun ifade olanaklarından biri. 80'lerin sonunda galiba Sao Paulo'daki Biennale'e fax çekerek katılacak. O yüzden biraz daha ressamlığının ötesinde de bir anlayışının olduğunu söylemek gerekiyor. Evet, bunlar 60'ların başında onun yavaş yavaş sanat sahnesine girmeye başladığı dönem. Burada yine bir eşcinsel kimliğini açık edecek bazı öğeleri kullanmayı yeğlediğini görüyoruz. Gene resimde yazının ve o ham çiğ figüratif aktarımında yine resimlerde karşımıza çıktığını görüyoruz. Şöyle de bir şey de söylemekte fayda var. Bu tarihler eşcinsellik yanlış hatırlamıyorsam İngiltere'de 1967'ye kadar yasal değil. O yüzden bu resimlerde çok da yüzlerini görmediğimiz ama aynı cinsten iki figürün resmedildiğini göstermesi anlamında çok sıra dışı ve cesur resimler olarak da aktarabiliriz bunları. Yani evet, hiç kimse bunların belki eşcinsel olduklarını basa basa söylemeyecek, ama daha sonraki dönemlerde bunu çok daha net bir biçimde karşımıza çıkartacak. O yüzden bu resimler onun başlangıç noktasını anlayabilmek için çok önemli duraklar olduğunu düşünüyorum. Tabii ki buradaki o saf çocuksu aktarımı, yani resimsel aktarımı, yine boyada kullandığı renk ve çizgide kullandığı farklılığı da görmek mümkün. Ama bunlar daha sonraki işleri için bize biraz daha ipucu olarak gelecek. Şimdi belki çok üzerinde durulmamış yine erken dönem yapıtlarından birinden bahsedeceğim. Bunu da niye özellikle seçtiğimi sorarsanız, o da yine sanat tarihinin ustalarıyla girdiği ilişki anlamında. Çünkü bir dizi gravür yapacak David Hockney 1960'ları 61 ve 63'te. Hatta 1961 David Hockney'in ilk kez Amerika'ya gittiği, orada biraz kendini geliştirdiği ve tekrar Londra'ya döndükten sonra üzerinde çalıştığı serilerden bir tanesi. Bu William Hogarth'ın aslında 18. yüzyılın ortasında gerçekleştirdiği bir dizi resmin David Hockney tarafından kendine ve dönemine uygulanmış hali. Aslında bu serinin ismi
Drake's Progress olarak geçiyor ve bir Liberty'nin Türkçesini nasıl tanımlayabiliriz? Aslında biraz çapkın, biraz böyle kadınlarla ilişkisinin çok daha yakın olduğu, biraz böyle miras yeri de diyebiliriz. Bu 18. yüzyılın ortasındaki İngiltere'deki çöküşü anlatan bir dizi seridir bu. Hogarth'ın Drake's Progress isimli gravürleri. Hatta daha sonra Stravinsky tarafından da bestelenmiş gravürlerdir bunlar. Nedir? Bir tür o ahlaki çöküşü, o ahlaki çöküşü göstererek izleyicide o daha ahlaklı olmayı belki de salık veren resimlerden bir tanesidir. Çünkü burada başrolü ve insanı baştan çıkartan bir şeytandır. Ve o şeytanın o dünyevi zevklerle o baştan çıkartması bir dizi resimle aktarılır. Bir tür mesaj verme ya da bir tür hikayeci üslup olarak. İşte David Hockney bu Hogarth'ın gravürlerinden yola çıkarak aslında yine kendini çözümleme, kendi hayatına dair bir takım olguları birleştirme yoluna gider ve bu diziyi, bu gravür serisini kendisine mal ederek 1960'lardaki o otobiyografik ve sanat tarihi kullanma meselesini çok iyi bir biçimde bize aktarır. Şimdi yavaş yavaş 60'ların ortalarına geldiğimizde aslında David Hockney yapan resimlere doğru da ilerlediğimizi göreceksiniz. Şimdi sizlere birkaç tane David Hockney'e ilham kaynağı olan ve 1960'ların Amerika'sında yayınlanan gay dergilerinden fotoğraflar göstereceğim. Fakat bu gay dergilerin özellikle bir tanesi burada isimde geçiyor zaten. Physic Pictorial isimli dergiler. Bunlar yani neyin kaynak olarak alındığını, David Hockney'nin neyi kaynak aldığını, neyin onu beslediğini göstermesi açısından çok önemli. Çünkü dediğim gibi etrafında ya da meselesi olmuş her şey onun resminin konusu. Dolayısıyla da bunlar, evet, Physic Pictorial isimli magazindeki bu bir dediğim gibi daha çok gay magazinleri olarak geçer. Evet, 1952. Bu bayağı bir süre yayında kalmış dergilerden birkaçıdır. Ve şimdi göstereceğim herhalde biraz daha anlamlı kılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü 1963'te David Hockney'nin en ikonik resimlerinden bir tanesidir bu. Domestic scene ya da bir ev içi görüntüsü olarak Türkçeleştirebileceğimiz David Hockney'nin tarzını ortaya çıkartan kült resimlerinden biridir. Physic Pictorial'dan esinlenerek yaptığını çok rahatlıkla görebileceğimiz işlerden bir tanesidir. Kesinlikle orijinal imgeye bağlı değildir burada, dikkat ederseniz. Yani öyle bir kurgu ve öyle bir gerçeklik kurgusu gerçekleştirmiştir ki hem esin kaynaklarını görürsünüz burada, hem de aynı zamanda David Hockney'i yapan o parmak izini de izleyebilirsiniz. Şimdi onlar nedir? Bir kere bu dönem resimlerinde, birkaç tane arka arkaya sıralayacağım resimlerde, küçük harfle daha sürreal diyebileceğimiz, gerçeküstü diyebileceğimiz bazı nesnelerin, nereye konumlandığını tam olarak adlandıramayacağımız bazı nesnelerin bu resimlere girdiğini göreceğiz. Mesela buradaki, mesela şunu da aktarmakta fayda var. Su birkaç slide sonra onun ana meselelerinden bir tanesi olarak da karşımıza çıkacak. Ama bu resimde de kendi o varlığını bize işaret ettiğini söyleyebiliriz. İki erkek figürünün
birbirlerini yıkarmış gibi gözüken iki erkek figürünün, suyun ya da duş başlığının nereye bağlı olduğunu tam olarak adlandıramadığımız, kırmızı bir telefonun olduğu, bir vazo içerisinde işte zambak benzeri bir takım çiçeklerin olduğu, nereye yerleştirildiği, tam o erkek figürünün, çoraplı erkek figürünün arkasında yine kendi evindeki bazı nesnelerden olduğunu düşündüğümüz bir koltuğun yerleştirilmesinin aslında onun yavaş yavaş o kurgusal ama içinde gerçeklik barındıran resimlere doğru ilerlediğini göreceğiz. Yani fotoğrafla esin kaynağı arasında ya da gerçeklik arasında yavaş yavaş izler kurmaya başlayacak, yavaş yavaş bağlantılar kurmaya başlayacak ve o Physics Pictorial dergisinde gördüğü imgeleri, eşcinsel imgelerini de daha rahatlıkla resmin içerisine sokmaya başlayacak. Ama bunlar hala yeni ve 63 gibi erken tarihler olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii bu erkek figürleri çok önemli. Şundan dolayı önemli. Gördüğünüz gibi o resimde ya da sanat tarihindeki kadın, yani çıplak kadın imgesinin belki de tam karşıtı bir biçimde yerleştirilmiş erkek vücutları bunlar. Fakat bu erkek vücutlarının da olabildiğince estetik, olabildiğince o ideal ölçülerde olduğunu görüyoruz. Hatta bu dönemde yayınlanan bu dergilerde gördüğümüz erkeklere bir İngilizce tabir var. Beefcake deniyor. Yani beefcake'i nasıl Türkçe'ye çeviririz? Yani kaslı ve işte six pack'li, kaslı, biraz daha Yunan heykelleri gibi erkekler bunlar. O yüzden David Hockney'in de bu erkekleri seçerken o ideal vücutları yerleştirdiğini izleyeceğiz. Şimdi bunlar bir dizi bu döneme damgasını vurmuş resimler. Burada da aynı gerçekliği, aynı sürreel meseleyi ve kurguyu görüyorsunuz. İşte perdesinden arkadaki çıplak erkeğe, vazoya, abajura, koltuğa, koltuğun üzerinde oturan yine bir başka erkek figürüne dayanarak bu dönem, yani 60'larda gerçekleştirdiği bu resimler hem bir hazırlık aşaması olacak daha sonraki işlerine, hem de o dönem nelerin ona kaynaklık ettiğini de gösteren bazı resimlerden birkaçı olacak ki hemen onun ardından yine 63'te gerçekleştirdiği, yani Los Angeles'a yerleşmeden önce gerçekleştirdiği resimlerden bir tanesini göstermek istiyorum ki o sanat tarihi referansını da biraz daha belirginleştirsin diye. Çünkü 63'te David Hockney yanlış hatırlamıyorsam bir gazetenin aracılığıyla bir Mısır gezisine gönderilecek ve bu Mısır gezisinde çok sayıda çizim ve birkaç tane de tuvalle dönecek. Aslında o anlamda biraz Kiriko'nun resimlerini de anımsatan, biraz o sürreal izlerin de görüldüğü ama arkada işte bir Giza piramidi, o Giza piramidinin hemen önünde Nil Nehri'nin, yani onun bir sonraki işlerinde göreceğimiz o su temasının, havuz temasının izlerini de yavaş yavaş belli etmeye başladığı bazı ipuçları görüyoruz burada. Bu çok çok enteresan bir resimdir. Hatta yanlış hatırlamıyorsam yine 2000'lerin ortalarında o işte 4 milyon pound'a Christie's müzayede evinde de satılan işlerinden bir tanesi. Ve evet, gelelim 1964'ten itibaren duş, su, havuz gibi onun neredeyse parmak izini oluşturan resimlere yavaş yavaş girmeye başlıyoruz. 1964 David Hockney'nin ilk kez Kaliforniya'yı ziyaret ettiği tarih ve aslında Kaliforniya ziyareti ve orada zaman geçirmesi onun yapıtlarını
kökünden değiştirecek. Çünkü galiba burada başka bir yaşam tarzıyla karşılaşacak David Hockney. O yaşam tarzı işte Amerikan rüyası dediğimiz belki yüzme havuzları olan modernist mimaride müstakil evlerin karşısına çıktığı, güneşin ve aslında rengin devreye girdiği bir dönem. Hatta Kaliforniya'yı New York'a da yeğleyecek, onu da söylemek gerekiyor. Çünkü çok daha dingin, çok daha az stresli bir yer olduğunu da söylüyor. Ama onun için Kaliforniya, Los Angeles tam da resimlerinin gerçek bir David Hockney resmine dönüştüğü tarihler ve mekan olacak. Yani daha renklerinin belirginleştiği, daha pastelleştiği suyun daha çok kendini gösterdiği işler olarak göreceğiz. Bu Beverly Hills'teki bir çıplak figürü duşta gösteren gene daha önceki o 60'ların başındaki resimlerden de izler taşıyan en tipik ve önemli resimlerinden biri. Şu anlamda enteresan. Çünkü evet bir gözetleme resmi gibi dikkat edersiniz. Yani banyoda banyo yapan bir adamın gözetlendiği bir resim gibi bir yanıyla. Nerede olduğu belirsiz bir yere çizilmiş gibi. Ama arka tarafta çok modernist. Yani 1960'ların dekorasyon dergilerinden fırlamış gibi o renklerle bir oturma salonunda görebildiğimiz ve izleyebildiğimiz bir resim bu. Birkaç noktada burada gene söylemek gerekiyor. Çünkü perspektifi bozmayı, resimdeki o bütün kanonu bozmayı özellikle tercih eden sanatçılardan biri David Hockney. Yani aynı resmin içinde bir baktığınızda müthiş bir perspektif, öte yanına baktığımızda müthiş bir bozulma da görebiliyorsunuz. Bir de resme ait olmayan bazı nesnelerin de yine resme dahil edilmesi gibi durumlar da var. Şu bir çiçek mi, bir vazo içerisinde yapay bir nesne mi ne olduğunu bilemediniz ama banyo yapan adamın ayaklarını kapatan nesne de buna örnek olarak verebileceğimiz ya da kanıt olarak gösterebileceğimiz öğelerden. Yine bir yüzme havuzu serisinin ilk resmi California Art Collector isimli resmi ki bizi yavaş yavaş o Big Splash resmine doğru da götürecek. Orada göreceğimiz bazı öğelerin izlerini burada göreceğiz. Biraz önce söylediğim o perspektif meselesinin de yine anti-perspektif meselesinde izlenmeye başlandığı resimler bunlar. Nedir bu? Arkada bir yüzme havuzu, bir palmiye, hatta en arkada böyle belli belirsiz neredeyse bir Fuji Dağı gibi görünen bir dağ ayrıntısı, bir gökkuşağı, yine bir havuzun kenarında olması muhtemel olmayan bir kumaş koltuk, o koltuğun kenarına ilişmiş bir kadın, bir mask. Yani söylemek istediğim aslında bütün o kullanmak istediği öğeleri o gerçek üstücü bir tavırla resme aktardığı, o arkadaki perspektifin gayet iyi verilmesine rağmen öndeki tenteyle birlikte neredeyse ortaçağ resimlerini anımsatan bir konuyla da karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Ama bunlar 67 tarihli A Bigger Splash'in bize ipuçlarını sunan işler olarak karşımıza çıkacak ve evet hepimizin çok çok yakından bildiği ve David Hockney'in belki de en önemli işlerinden bir tanesiyle karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Şimdi bu resmi bu kadar önemli kılan tabii çok önemli noktalar var. Bir kere tabii fotoğraf
biliyorsunuz fotoğrafı çok 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 kullanacak David Hockney. Yani fotoğraftan çok yararlanacak. Hatta bu fotoğraftan yararlanma meselesini, onun o teorik ve araştırma ve o arkeolojik meselesini daha sonra Secret of Knowledge isimli bir kitaba da kaynaklık edecek o. Mesela 17. yüzyıl büyük ustalarının da kamera obscura'yı kullanarak resimlerinde o teknik meseleyi gösterdiklerini de o kitap aracılığıyla bize aktaracak. Şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Yani eski ustaların nasıl çalıştığını, nasıl o gerçekliği yakaladıkları üzerinde çok kafa yormuş bir sanatçı David Hockney. Hatta Vermeer gibi, Frans Hals gibi 17. yüzyıl Hollandalı ressamların o kamera obscura ile birlikte görüntüyü tuvale yansıtarak o görüntüyü resmettiklerini bu Secret of Knowledge kitabında da zaten aktaracak. Şimdi burada çok tipik bir sıcak, güneşli bir Kaliforniya sahnesiyle karşı karşıyayız. Tabii burada bazı öğeler var. Onlardan bir tanesi arka plandaki bir Kaliforniya evi. Yatay düzlemde gerçekleştirilmiş bir ev. Evin hemen arkasında ve sağında bulunan palmiyeler, yani oranın güneşli ve aslında sıcak bir coğrafya olduğunu gösteren ve tabii işte bütün meselesini oluşturmaya başlayacak olan o havuz ve havuzdan atlayan kişinin sadece ruhunu görebildiğimiz bir sahne bu. O yüzden bunun bize enteresan gelmesinin en büyük nedenlerinden biri bu. İnsanlı ama insansız bir resim bu. Orada birinin varlığını biliyoruz ama o birinin varlığı sadece sıçrayan sularla izleyiciye, yani bize aktarılıyor. Daha doğrusu görmediğimiz bir şeyi hissettiğimiz bir resim. Hatta yani suya atlayan birisini bizim zaten bu şekilde yani gözün yakalayamadığı bir anı aslında resimleştiriyor David Hockney. Yani şuradaki o büyük sıçramayı bizim yakalamamız çok mümkün değil. Ancak fotoğrafla ve ancak resimle bunun görünür kılınabildiği o anı, yani milisaniyelik bir anı aktarabilen resimlerden biri. O yüzden hem de boyutları açısından, hem kullandığı renkler açısından, hem de yine otobiyografik bir nitelik taşıması açısından da hem gizemini hem önemini çok uzun yıllar devam ettirmiş resimlerden bir tanesidir bu. Ve onun havuz resimlerinin de bir devamı olarak karşımıza çıkacak. Şimdi bu resmi Kaliforniya Üniversitesi, çünkü bu dönem çok ciddi hocalık da yaptığını biliyoruz David Hockney'in. Şimdi bu hocalık yapma meselesi aslında önemli. Çünkü ders hazırlarken daha derinleşmek onun o sanat tarihi bilgisini daha kökleştiriyor. O kökleşen bilgiyi daha iyi analiz ettiğini ve o analizi kendine mal ederek resimlerine aktardığını söyleyebiliriz. Yani burada yüzeysel bir çalışmadan ziyade onu daha içselleştirerek kendine mal ettiğini aktarmak lazım. Bu dönem Berkeley'de, Kaliforniya Üniversitesi'nde ders verirken belki de bu resimlerine ilham kaynağı olacak olan o dönem öğrencisi, aslında aralarında çok çok büyük bir yaş farkı yok ama bir galiba 20'lerin sonlarında, bir tanesi de 20'lerin başında, Peter Schlesinger'la tanışacak ve bu ilişkisi, yani öğrencisiyle olan bu ilişkisi büyük bir aşk hikayesine doğru da ilerleyecek ve onun resimlerinde artık Peter'ın da dahil olduğunu izleyeceğiz. Hatta bu A Bigger Splash'in 1970'lerde filmleri de gerçekleştirilecek. Yani önemine aynı zamanda bir artı olarak. Resmin büyüklüğünü göstermek açısından önemli diye düşünüyorum bu. Çünkü öyle
anıtsal da bir resim. İzleyicinin karşısına geçtiği zaman bütün boyutlarıyla o anı, fotoğrafik anı izleyiciye geçirmesiyle, arka plandaki o modernist evi, bir dönemi tamamen bize aktarmasıyla da çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Birkaç tane de ayrıntı göstereceğim. O biraz önce söylediğim o görünmeyeni göstermek, görünmeyen bir figürün varlığını izleyiciye aktarmak anlamında bu ayrıntıların da önemli olduğunu düşünüyorum. Galiba resmin kendisinden ziyade bu ayrıntılar da ona daha yakın, resme daha yakın hissetmemizi sağlayabiliyor. Ama bu da çok önemli. Çünkü bu da, bu fotoğrafta bize şunu gösteriyor ki zaten bu sahneler gerçek. Yani David Hockney'in beslendiği sahneler gerçek sahneler. Yani önünde bir yüzme havuzunun olduğu, o yatay modernist mimarinin ve işte palmiyelerin olduğu sahneler aslında 60'ların sonlarının Kaliforniya'sında çok sık 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 gördüğümüz şeylerden, görüntülerden biri. Ama bu zaten onun yani böyle bir şey yok dediği noktalar değil. Zaten gördüğünü resmeden. Görmeye de tutkulu bir ressam olduğu için o gördüğünü de buraya aktaran isimlerden biri. Şimdi birkaç tane daha Peter'ın fotoğrafı var. Bunlar tabii çok önemli bir müz David Hockney için. Onu zaman zaman resimlerin içerisine yerleştirdiğini de göreceğiz ama bir de bu Bigger Splash'e kaynaklık eden yayınları da size göstermem gerekiyor. Gördüğünüz gibi aslında bu sıçramanın fotoğrafının çekildiği bu tür kataloglar da var. Yani yüzme havuzu kataloglarının da eline geçtiğini ve buradan kaynaklanan bir büyük başyapıt gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Bu da evet Splash. Bu o serinin bir başka örneği. Bu da gördüğünüz gibi 23 milyon pound'a satılmış. Tam tarihini buraya yazmamışım ama galiba gene 2000'lerin sıralarında olması gerekecek. Gene arka planda bir modernist mimariyle yüzme havuzu meselesini sürekli olarak gündeme getirdiği resimler bunlar. Yani bir döneme bunlar neredeyse damga vuracaklar ve bütün bunların içinde yine aynı eksende başlayıp bu sefer iki figürün göründüğü, iki figürün arkadaki manzara ile birlikte o hani sanat tarihi temaları dediğim meseleye de denk gelecek bir şekilde ele alındığı ve tüm zamanların en yüksek fiyatlarından birine satılacak bu. 90 milyon dolar Christie's'de ve Jeff Koons'un galiba şeyini kıracak, rekorunu kıracak. O rekor da şu, yani yaşayan bir ressamın yapıtının bu kadar yüksek fiyata satılması anlamında. Çok çok önemli bir resimdir bu. Aslında burada yine Schlesinger'ı görüyoruz, yani Peter'ı görüyoruz pembe ceketiyle birlikte ve bir de havuzun içerisinde yüzünü görmediğimiz bir başka figürle karşı karşıyayız. Bunlar 70'lerde yapılmış, 1971 yanlış hatırlamıyorsam, 72'de gerçekleştirilmiş bir resim bu. Bu hem bir önceki havuz resimlerini hem de o gene otobiyografinin bu havuz resimlerine dair olduğu işlerden bir tanesi. O yüzden çok çok önemli. Bunun da bir fotoğrafı olduğunu bu anlamda göstermek önemli. Yani fotoğrafla neden çalıştı, nasıl çalıştı ve o fotoğraf çalışmasının sonrasında nasıl yapıtlara ve resme yansıdığını gösteren enteresan örneklerden
bir tanesi. Şimdi hızlı hızlı bazı görseller de göstereceğim. Zamanımızı bayağı alıyoruz. Ama bunlar da çok önemli belgeler. Bu resimleri yaparken gösteren, onu fotoğraflayan bazı resimler. Çünkü burada gördüğünüz gibi o izleyen pembe ceketli figür henüz koyulmuş değil. Bu resim üzerine çok da fazla konuşuyor zaten David Hockney. Yani ne kadar uzun süre üzerinde çalıştığını, o figürleri nasıl yerleştirmek için ne kadar uzun süre karar veremediğini ve üzerinde saatlerce o kurguyu oluşturmak için çaba sarf ettiğini de söyleyecek. O yüzden bu resimler onu göstermesi açısından önemli. 1974 tarihli Jack Hazen tarafından çekilmiş A Bigger Splash resminin aslında bir tür filmi diyelim. Bu da yine disiplinler arası etkilendiğini ve herkesi de etkilediğini gösteren örneklerden biri. Birçok fotoğraf var böyle. Yani gene David Hockney'in o gündelik yaşamı sanatının içine dahil etmesi bağlamında. Evet, buradaki o mavi fayansı sanırım hatırlayacaksınız diye tahmin ediyorum. Yani 60'ların başındaki o yavaş yavaş üslubunu bulmaya başladığı, Physic Pictorial dergisinden alıntıladığı figürlerle birleştirdiği, yani kurguyla gerçek sahneyi birleştirdiği o fotoğraflardan bir tanesi. Bu onu yine çalışırken gösteren bir resim. O ikonik sarı saçları ve yuvarlak gözlükleriyle birlikte izliyoruz. İşte bunlar hep gene havuz meselesinin gündemde olduğu, havuz meselesinin bir uzun süre onun en büyük saplantı demeyeyim ama üzerinde çalıştığı meselelerden biri olduğunu gösterecek. O havuz spiralleri diyelim ya da havuzun dalgalarını gösteren o daha belirgin çizgiler 60'ların ortalarından sonra fazlasıyla karşımıza çıkacak. Mesela biraz daha böyle yakından baktığımızda onların daha da belirginleştiğini izleyeceğiz ve göreceğiz. Hatta bu havuz meselesi sonrasında hem kendi havuzunu o resimlerinden yola çıkarak boyayacak hem de bir otelin havuzuna da yine bir sipariş alarak o otelin havuzunun içini de gerçekleştirecek. Bu havuz meselesine o kadar ilgili ki bu 1972'deki Münih Olimpiyatlarının da afişini gerçekleştirecek. Dolayısıyla David Hockney'nin gündemle ve güncel izleyiciyle ne kadar yakından ilişkili olduğunu da gösteren bazı örnekler. Şu da yine bu havuzun içindeki o dalgaları gerçekleştiren, bize gösteren resimlerden bir tanesi. Şimdi bunlarla ilgili konuşacak çok şey var ama birkaç tane daha ikonik geçmek önemli bu havuz resimlerinin dışında. Çünkü dediğim gibi kariyerinin o kadar büyük ve fazla dönüm noktaları ve durakları var ki onların hepsini anında göstermek çok mümkün değil ama yine 60'ların sonunda bir Beverly Hills Housewife olarak adlandırdığı yine dönemin ruhunu bize gösteren işleriyle karşı karşıyayız. Ve isterseniz bir başka ikonik 70'lerin başındaki önemli işlerinden bir tanesine odaklanalım. Çünkü çok ciddi sanat tarihi referansları olan bir resimdir bu. Bir evlilik portresidir aslında. Bu evlilik portresiyle birlikte yine David Hockney'in o sanat tarihsel göndermeleri bence çok açık bir biçimde aktardığı resimlerden bir tanesidir. Percy ile Clark'ın evlilik resimleri olarak geçer. Çok 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 simgesel anlamları vardır. Tıpkı Arnolfini'nin evliliğindeki simgesel anlamlar gibi. Yani bu resmin
bir tür güncele çevrilmiş halidir. Hem buradan referans alır ama aynı zamanda tamamen bunun dışında kendi güncelini ve gerçekliğini yaratmış resimlerden biridir. Bu resim üzerine çok 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 çalıştığını çok fazla röportajında aktaracak. Yani mesela Arnolfi'nin evliliğinde gördüğümüz köpek burada kediye dönüşmüştür. Masanın üzerindeki zambaklar aslında Hristiyan ikonografisinde çok çok gördüğümüz Meryem'in saflığını, bekaretini vesairesini simgeleyen bir nesne olarak da resmin içine dahil edilmiştir. Aslında Celia Birdwell, burada gördüğünüz kadın, yani David Hockney'nin çok yakın arkadaşı ve ona çok fazla resimde yine ilham periliği yapmış bir kadın. O yüzden bu resimde olması tek tek portrelerinin de yapıldığını göreceğiz ama bu resmin ilginç bir tarafı var. Bir süre sonra zaten ayrılacaklar. Yani bu evlilik sonsuza dek sürmeyecek. O yüzden bu Arnolfi'nin evliliğiyle beraber paralel değerlendirdiğimizde aslında tam bir versusu olarak da düşünebiliriz. Yani burada o birleşen ellerle birlikte sonsuza dek birlikte olma yemininin aslında burada herkesin belki de biraz daha bağımsızlığını ilan ettiği güncel modern bir evlilik portresi olarak da aktarmamız mümkün diye düşünüyorum. Yani göndermeleri çok fazla. Hatta buradaki telefon, işte arkadan pencerenin o bir Cenova panjuru olarak adlandırabileceğimiz o panjurdan dış mekanın görülmesi ki aynı ayrıntıyı Arnolfi'nin evliliği ayrıntısında da resminde de görmemiz mümkün. Yani bunlar David Hockney'nin çok yani baktığınız zaman eski ustaların resimlerini çağıracak ve onlarla birlikte okuduğunuzda da anlamının ve alt metinlerinin çoğalacağı işler olduğunu söylemek gerekiyor ki çok sayıda sanat tarihsel göndermesi olan resimler mevcut. Burada da bu iki portrenin yine Cecil Beaton tarafından çekilmiş bir fotoğrafını görüyorsunuz. O evlilik portresinin önünde. Bu da lütfen size şunu hatırlatsın. Bu dış bükey aynada yazan Jan van Eyck buradaydı yazısının aslında bir fotoğraf sanatçısı tarafından sanatçının arkası dönük. Çünkü sahne öyledir. Yani Jan van Eyck'ı siz o dış bir aynadan görürsünüz ve imzasıyla görürsünüz. Burada çok hoş bir oyunun gerçekleştirildiğini de izleyebiliyoruz. Yani burada hem Cecil Beaton var, hem David Hockney var, hem de evlilik portrelerinin yapıldığı kişiler de var. Evet, bayağı aşmaya başladım galiba süremi ama burada yine portreleri var. 2000'lerin sonlarında, ortalarında gerçekleştirdiği çok sayıda portre yapacak. Burada zaten Birdwell'i de görüyorsunuz. Yani ona ilham kaynağı, ilham perisi olduğunu söylemiştim. Çok sayıda farklı farklı portresini yapacak. Hatta Picasso'nun ölümünde, yani 73 yanlış hatırlamıyorsam Picasso'nun ölümü bir tür saygı, bir tür Picasso'ya gönderme olarak yine Birdwell'in kübik portrelerini de gerçekleştirecek ki bu Picasso meselesi önemli. Onu atladım aslında. Çünkü öğrencilik yıllarında Londra'da bir Picasso retrospektif onu çok derinden etkileyecek. Yani eski ustalar kadar güncel bir sanatçının da onu etkilediği önemli sanatçılardan bir tanesi diye düşünüyorum. Şimdi evet, bu 80'lerde yaptığı yine Birdwell'in bir portresi. Böyle birkaç tane size gösteriyorum. Bazısı tam bir David Hockney tarzını gösteriyor. Bazısı ise biraz daha farklı. Şimdi bunlar da bu dönem gerçekleştirdiği yine ikonik resimlerinden biri. Bakın,
Yani bazı anahtar kelimeler söyledim aslında seminerin başından itibaren. İşte otobiyografi dedim. Sanat tarihinin temel kavramları ve temaları üzerinde ilerliyor dedim. Bu aile portresi de bu anahtar kelimelerle daha anlamlı hale gelebilecek resimlerden biri. Annesini ve babasını görüyorsunuz ki ilk gösterdiğim resim de zaten annesinin portresiydi. Bu da çok simgesel bir resim. Babasının ölümünden hemen önce gerçekleştirilmiş bir aile portresi. Gene aynayı görüyorsunuz burada. Gene bir Jan van Eyck göndermesi olduğunda düşündüğüm resimlerden biri ki zaten o şekilde de adlandırılıyor. Yani buradaki ayna yardımıyla, aynanın şeyiyle, konumlandırılma biçimiyle aslında David Hockney'nin de resmini bir şekilde çok yakından baktığınızdaki göstereceğim. Arka planda çalıştığı resmi de göstererek sanatçıyı yani bir aile portresine kendisini de dahil ettiği resimlerden bir tanesi. O yüzden çok önemli annesinin duruşu, babasının gazeteyi okuma biçimi. Burada bir teslis gibi yani bir üçgen de var burada dikkat edersiniz. Yani baba oğul kutsal ruh gibi ama bu tabii abartılı bir yorum da gelebilir ve daha güncellenmiş bir hal diye de düşünebilirsiniz. Ama gördüğümüz üzere bu resimle birlikte poz verdiği bir resim. Şimdi birkaç tane buna vereceğim gönderme var. Bir tanesi bu, Piero della Francesca. Yani özellikle perspektif araştırmalarıyla çok ciddi sanat tarihine katkıları bulmuş erken Rönesans sanatçısıdır. Aslında David Hockney'nin bunlarla da çalışarak resimlerini bunlarla da beslediğini söylememiz mümkün. Bir de yaptığı yani şurada gördüğümüz, şu aynada gördüğümüz resim aslında bu. Ve buradaki gördüğümüz bazı ayrıntıların da yine sanat tarihsel resimlerle bağlantısı var. Dolayısıyla çok fazla beslendiği bir kaynak. Geçmişin ustaları diyebiliriz. İşte bu dönem yine bunlar tabii 60'ların sonları. Şöyle evet bu da modeliyle yine kendi otoportresini gerçekleştirdiği 70'lerin sonundan bir başka resim. Tabii yani çok enteresan bir şeyi de var. Kendini resmin içerisine yerleştirme metodu da var David Hockney'nin. Bunları gösteriyor ama bazı öğeler, nesneler var. Onların hiçbirisi kaybolmuyor galiba. Vazo, vazo içinde çiçekler, masa ya da kendisini orada olduğunu işaret edecek bazı ayrıntılar vesaireler gibi. Şimdi yavaş yavaş böyle 80'lere doğru geldiğimizde David Hockney'nin başka tür arayışlara da girdiğini, başka tür resim yapma süreçlerini de kendi kariyerine dahil ettiğini göreceğiz. Belki biraz fırçası değişecek, renkleri daha vahşileşecek, yani Fauvistlerin o vahşi renkleri olarak kendisini gösterecek. Burada seçtiği konular gene sanat tarihinin temaları olarak karşımıza çıkacak. Burada gördüğünüz gibi Hollywood'da yaptığı bir resim ve sarı, kırmızı, turuncu, yani bütün o Fauvist renkleri biçim bozmalarla, geometrisiyle biraz da kübist yapısal öğeleriyle dahil ettiği, farklı teknikler denediği resimlerden bazıları. Tabii bunların içinde Polaroid de girecek devreye. Polaroid'le de çalışmaya başlayacak ki 80'lerde Polaroid aslında hemen hemen herkesin elinde bulunan fotoğraf makinelerinden biri. Burada yine Polaroid'le üretilmiş büyük ebatlı çok parçalı kolajlar görüyorsunuz. Bu kolaj meselesi de önemli. Yani o kolajvari bir dili de zaman zaman erken dönem resimlerinde göstermişti. Burada ise yine bunlar tek tek çekilmiş
folkloriklerin bir sahneyi tümlediği işler. O yüzden belki fırçayı kullanmayacak, tuvali kullanmayacak ama en güncel imge yapıcıyı yani polaroidi kullanarak sanat yapmaya devam edecek. Bunlar bayağı büyük ebatlı işler. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bunlar 100-150 ayrı polaroidin birleşmesiyle gerçekleştirilmiş bazı işler diyebiliriz. Yine bunlar da aynı şekilde farklı kolaj mantığıyla üretilmiş. Biraz gene Picasso göndermeleri yapan, kübist göndermeler yapan. Bunlar gördüğünüz gibi yine polaroidle kendine referans vererek gerçekleştirdiği işlerden bir tanesi. Evet, bunlar hep 80'lerdeki polaroidle bir araya getirdiği çalışmalar. Evet, bunlar artık 90'lardan itibaren büyük kanyon resimleri, yani bir tür aslında manzara resimleriyle de karşımıza çıkacak. Hem rengi, hem çizgisi, hem bakışı daha doğaya, daha insansız doğaya doğru da ilerleyecek ki Normandiya'da yaşıyor olması da o doğayla çok yakın ilişkisinde bize galiba ispatlayan özelliklerden bir tanesi. Şimdi bir parantez daha da açmak gerekiyor galiba. Tam bu sırada da aklıma geldi. Şimdi Franz Bacon, Lucian Freud ve David Hockney aslında neredeyse aynı dönemlerde ve tanışıklıkları da olan İngilizlerin en önemli üç ressamı. Hem birbirleriyle de tanışıklıkları da var. Birbirlerinin resimlerini yapıp birbirlerine referans verme durumları da var. Tabii ki kraliyet tarafından da hepsi onurlandırılıyor. Tabii bazı dedikodular da mevcut. Örneğin Lucian Freud'un biliyorsunuz Elizabeth'in portresini yaptığını biliyoruz, bütün o saray ressamları gibi. David Hockney'e de aslında bu teklif ediliyor. Fakat çok yoğun olduğu için bu teklifi reddettiği söylenenler arasında bir soru işareti. Ama bu gördüğünüz galiba Westminster Katedrali'ndeki bir vitrayı, bir camlardan, pencerelerden bir tanesini, hatta Queen Elizabeth adına adanmış bir vitrayı David Hockney 2000'lerin yani 3-5 sene önce gerçekleştirecek ve The Queen's Window olarak da izleyicilere aktarılacak. Bu da tabii onun ne kadar İngilizler tarafından benimsendiğini gösteren örneklerden bir tanesi. Evet, bunlar hep 90'ların sonundaki manzaraları. Şuna da dikkat ederseniz hem o renkleriyle, kaba renkleriyle ya da vahşi renkleriyle, hem yine bütün o perspektifi ortadan kaldıran biçimsellikleriyle Hockney'in başka tarzlar aradığını gösteren yapıtlarından birkaç örnek. Ya da istediği zaman bu şekilde yine manzara resmine ve manzara ekollerine gönderme yapıyor. Bunlar 2000'lerin ortaları ve evet, bunlar tabii olağanüstü bir sergi bu, öyle söyleyeyim. 2007 ya da 2008 yanlış hatırlamıyorsam ve çok görkemli bir sergi bu. Yaklaşık 50 adet büyük tuvalden oluşan ve gene Royal Akademi'nin yaz sergisiydi yanlış hatırlamıyorsam. Orada sergilenen ve bunun galiba Tate de bunu bağışladı. Yani bu resimlerden bir tanesini de Tate Modern'e bağışladığını biliyoruz. Yine bütün o manzara geleneğini kendi üslubuyla güncelleyerek aktardığı işlerden bir tanesi. Bakın bunlar yine Royal Akademi'de manzaraya başka boyutlar getirdiği. Umarım şeyi görebiliyoruzdur, üslubun
nasıl değiştiğini ve farklılaştığını. Bunlar portreleri ki bunların büyük bir kısmını da Venedik Bienali sırasında galiba bundan bir 5-6 sene önce sergiledi. Burada gördüğünüz portrelerde ya onun yakınındaki ya ilişkiye girdiği yani tanışıklığı olduğu bazı kişilerin portreleri. Yani üretmeye ve resim yapmaya hala devam ettiğini söyleyebileceğimiz evet bunlar onu üretirken de gösteren. Evet şöyle bir yine 1970'lerin başında onu resim yaparken gösteren bir resimle isterseniz, fotoğrafla isterseniz bitirelim. Çünkü daha da fazla süremizi aşmak istemiyorum ama sorularla belki ayrıntılandırabiliriz ya da boşlukları doldurabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi toparlayacak olursak David Hockney tüm zamanların ressamı aslında. Yani onu tek bir döneme, tek bir başlığın altına yerleştirmek mümkün değil. Belki de büyüklüğünü, belki de bu özelliğini buna da borçlu olduğunu söyleyebiliriz. Her dönem araştırmasını ve tutkusunu sürdürmüş bir sanatçı. Ne bir yani yeniliği anında görüp o yenilikle birlikte refleksini göstermiş sanatçılardan bir tanesi. Belki de onu bu kadar önemli, bu kadar dikkate değer ya da takip edilmeye değer kılan özelliklerden bir tanesinin de bu olduğunu söyleyebiliriz.